Merhaba değerli seyirciler. Merhaba değerli izleyiciler. Bugün size Ankara'dan, Başkent Üniversitesi'nin oradan hitap ediyorum. Çünkü yarın 10 Kasım malum Atatürk'ün ölüm yıl dönümü dolayısıyla Başkent Üniversitesi'nde bir konferans vereceğim Atatürk ve çağdaş değerler üzerine. Onun için buraya geldim. Bu gece ve yarın gece buradan bağlanacağız. Yarın size 10 Kasım dolayısıyla Başkent Üniversitesi'ndeki konferansımdan da söz ederim. Şimdi bugün zaten böyle yani iyi ki 10 Kasım'a falan rastlamadı bu olaylar. Çünkü inanılmaz derecede hem çok yoğun hem de abuk sabuk bir şey var, bir gündem var. Şimdi bu gündemin birinci maddi, niye abuk sabuk dediğimi birazdan açıklayacağım. Bu 2, 4, 5 tane madde belirledim. 5. madde hariç. Diğer 4 maddesi gayet abuk sabuk maddeler. Yani normal bir ülkede olmayacak olaylar. Birinci madde benim için en önemli olay Müyesser Yıldız'ın tahliyesi. Yani bu evladımızın, bu çocuğun, bu kadının tutuklu olması için hiçbir sebep yok. Yani o bütün bu işlerin üstadı olan ve kendisi de aslında Ergenekon'da hapis yatmış olan Hanefi Avcı'nın raporunu okuduğumuzda ki o rapor hem Barış Terkoğlu tarafından Cumhuriyet'te yazıldı, hem Sözcü'de haber oldu, hem tabii ki ABC gazetesi ve Tele1'de konuşuldu ve ABC gazetesinde yer aldı. Tele1.com.tr hocam, ABC gazetesi değil, Tele1.com.tr. Tele1.com.tr'de yer aldı. Dolayısıyla yani oralara bakarsanız göreceksiniz tam bir skandal. Bu kadar zaman aylarca hapiste tutulmasının hiçbir sebebi yok. Yani bugün tahliye edilmiş olması bence büyük bir adli hatanın düzeltilmesi anlamını taşıyor. Ve Müyesser'e bir yıldızdır o. Gerçekten bir direniş abidesi, evet. Bir gazetecilik yıldızıdır. Ve Berat Albayrak. Şimdi ikincisi tabii, ikinci abuk sabuk olay Berat Albayrak olayı. Şimdi ben oraya Selin Sayıkböke çok güzel bir tweet atmış, onun deyimiyle başlayacağım. Yani böyle bir şey görülmemiş. Ben yani başta bir Türkiye'yi yöneten bir kişi var, şahsım devleti diyor ki öyle yönetiyor zaten. Ondan sonra bütün maliyenin, hazinenin, bütün ekonominin başında da onun damadı var. Ve o ne oldu belli değil. Yani bir Türkçesi bozuk, imlası bozuk, Türkçesi bozuk, dil bilgisi bozuk, ifadesi bozuk bir şey atmış. Onun için herkes diyor ki herhalde o atmıştır filan. O da ayrı bir ayıp tabii yani. Bu diyorlar gerçektir. Çünkü diyorlar çok yanlıştı zaten. Yani neyse o da bir ayrı bir mesele. Ama devletten, yani o şahsım devletinden ve onu yönetenlerden hiçbir yorum, açıklama, ne oldu, ne bitti, gitti mi, gitmedi mi, istifa mı etti, yerine kim gelecek, hiç böyle şeyler yok. Etrafta bir sürü dedikodu. Böyle abuk sabuk şey olur mu ya? Üstelik İnanılmaz da bir tepki oldu. Bütün dünyada böyle bir maliye ve hazine gibi iki önemli yerin bakanı hem de üstelik damadı Şehriyari, yani şahsım devletinin işte en muhtemet insanı filan istifa edince ne olur o ülkenin parası derhal değer kaybeder. Derhal. Yani hemen değer kaybeder. Türkiye'de ne oldu? Türk lirası değer kazandı. Yani demek ki piyasalar, o çok övdükleri piyasalar bu yönetimden memnun değiller. Bu yönetimin en baş direklerinden biri, yani o hani çadırdaki orta direk gibi birisi ayrıldığı zaman piyasa bayram ediyor. Yani bir abuk sabukluk da bu. Selin Sayıkböke çok hoş bir tweette şey diyor, Türkiye bir aileden büyüktür diyor. Daha başka şeyler de söylüyor ama bu benim hoşuma gitti. Yani Türkiye bir aileden büyüktür. Hani şu dünya beşten büyüktür diye Güvenlik Konseyi'nin o beş sürekli üyesine atıf yaparlardı. O da hoşuma gitti. Şimdi üçüncü bir haber, o dehşet verici bir haber. Seçim yasası hazırlıyorlar. Bunu yanlış değil herhalde. Bunu ya ABC'de ya Tele1'de okudum. ABC'de okudum herhalde. Tele1'e ikisine de baktığım için karıştırıyorum ama bu ABC haberi herhalde. Hocam sesiniz biraz yankı yapıyor. İki mikrofon, iki kanal mı açık acaba? Hayır. Hiçbir kanal, hiçbir mikrofon açık değil. Biraz Geriden o halde hocam, biraz geriden. Tabii. Biraz geriden. Daha geriden. Evet. Daha geriden olabilir. Tamam.
tam bir mutlak sessizlik var. Başka hiçbir bağlantı da yok. Bütün her şey seferber oldu benim için. Berat Albayrak KJ'si kalsın arkadaşlar lütfen. Evet. Şimdi olay bir seçim yasasına seçim yasası yapmaya dönüştü. Bir iktidar yakın bir seçim öncesinde seçim yasasıyla oynamaya başlarsa bu o iktidarın o seçimi kaybedeceğinin en belirgin işaretidir. Bu tarihte de böyle olmuştur. Günümüzde de böyledir. Türkiye'de de böyledir. Bütün devletlerde de böyledir. Bu da bir başka abuk sabukluk. Üstelik dar bölge gibi garip bir sistem getirmeye çalışıyorlar. Ben söyleyeyim. Hani doktor ne yersin, ne yersen ye dedi derler ölümcül hastalıklar için. İyi bir şey değildir ama, iyi bir laf değildir ama. Yani bu siyasal iktidar da ne seçim yasası kullanırsa kullansın gidecek. Bu da bir başka abuk sabukluk. Ve tabii bunun altında dördüncü madde, bu iktidarın oyunun ilk defa hatta geldiği günden de bu yana, yani %30, 36 ile 35 ile geldiydi, 30'un altına düşmüş olmasıdır. Bu işte o gideceğinin en önemli işaretidir. Beşinci bir madde var, bitiriyorum. Onu hemen söyleyip gideceğim. O abuk sabuk değil, güzel bir madde. Azerbaycan çok önemli bir alanı, çok önemli bir merkezi ele geçirmiş bir savaş sapanı. Evet hocam, onu sonunda değerlendirelim isterseniz. Evet. Yani bu maddeleri... Benim açış şeyim bu, beş evet. Maddem bu. Evet, evet hocam. Ben madde madde gideceğim. Gündemi Telebir ana haberde genişçe veriyoruz. Berat Albayrak'ın istifası günün en önemli olayı değerli seyirciler. Bakan istifa etti mi etmedi mi? Resmi bir açıklama bile yok. Bu ancak hakikaten kabile devletlerinde olur. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan diyor ya biz kabile devleti miyiz? Ben de aynı soruyu soruyorum. Biz kabile devleti değilsek eğer... Türkiye Cumhuriyeti kabile devleti değilse bu ülkenin şu anda bir maliye bakanı var mı yok mu? Bunu herkesin bilmeye hakkı var. Öyle anlaşılıyor ki bir maliye bakanı yok. Sarayda bir kavga var, bir ayrılık var. Ve daha da önemlisi sadece maliye bakanı Berat Albayrak sadece bir maliye bakanı değil. Aynı zamanda bir aile mensubu olduğu için krizin daha da derinleştiği anlaşılıyor. Daha da derin bir karakter kazandığı anlaşılıyor. Şimdi aileden biri ve kimsenin konuşmaya cesareti yok. Üzerinde yorum yapma cesareti yok. Kimlerin var? Bizim var. Biz konuşuyoruz. İlk gün ve herkesten önce Tele 1 Berat Albayrak'ın istifa ettiğini bir iddia olarak dün ekranlarına taşıdı. Tereddüt ettik, baktık ama ortada bir metin var hocam. Biraz önce sizin söylediğiniz gibi. Metne değineceğim. Metin, yani bir ne diyelim Ahmet Davutoğlu çok doğru bir şey söyledi. Gerçi kendisinin de Enerji Bakanıydı ama ya böyle bir imla yanlışlarıyla dolu, Türkçeyi bile doğru düzgün kullanamayan bir istifa mektubu yazan kişinin nasıl Maliye Bakanı olduğunu soruyor. Ve diyor böylelerinin değil bakanlık, değil devlet yönetmek, küçük bir kurumu bile yönetmeleri mümkün değil diyor ki son derece doğru. Sanıyorum Sayın Davutoğlu kendisini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminden de tanıdığı için bu değerlendirmeyi daha... isabetle yapmış olmalı. Fakat o zaman da bu tutumu sergilemeliydi. Bir istifa mektubu var ortada. Berat Albayrak sıradan bir kişi değil. Bu ülkede 5 yıldır bakanlık yapan, maliye ve hazineden sorumlu bir üst düzey devlet yöneticisi. Instagram hesabından bir istifa mektubu yayınlıyor ve bunun üzerinden Türkiye'de ve dünyada çok sayıda yorum yapılıyor. Ve insanlar bunu ancak Tele 1 gibi bağımsız televizyon kanalları ya da medya kuruluşlarından öğrenebiliyor veya dış basından veya sosyal medyadan. Biz bugün sokağa kamera çıkarttık. Arkadaşlarımız vatandaşa sordu. Bütün vatandaşların haberi var. Tele 1 mikrofonlarında konuşanlar arasında AKP'li yurttaşlarımız da var. AKP'li yurttaşlarımız ya ben AKP'yi destekliyorum ama Berat Albayrak ekonomiyi yönetmiyordu. Bakın halimize diyor. Bu bir. Sayın Ali Babacan'ın söylediği gibi. İstifa değil bir iflas mektubudur. Ekonominin iflas ettiğine dair bir mektuptur bu mektup. Ve ortada bir enkaz bırakıp çekip gitmek anlamına gelmektedir. Şimdi sızan bilgilere göre, özel bilgileri paylaşacağım seyircilerimizle. Sızan bilgilere göre tablo şöyle. Naci Albağ. Şimdi Merkez Bankası'nın yeni başkanı. Daha önceki bir başkanı var.
O başkan görevinden alınıyor Murat Uysal. Naci Ağbal yerine getiriliyor ve Naci Ağbal Berat Albayrak'a haber verilmeden iddiaya göre, haber verilmeden ya da onun haberi olmadan Cumhurbaşkanı'nın böyle bir haber verme şeyi yok, zorunluluğu yok elbette. Saraya gidiyor ve Cumhurbaşkanı'na bir briefing veriyor. Bu briefingde ekonominin berbat durumda olduğunu, Türkiye ekonomisinin batık olduğunu ve ekonomiyi çevirmenin çok zor bir hale geldiğini anlatıyor. Bundan haber olan Sayın Berat Albayrak yine iddiaya göre saraya gidiyor. Cumhurbaşkanı makamda görüşmek istiyor. Cumhurbaşkanı kendisiyle görüşmüyor. Fakat koridorlarda Naci Ağbal'la karşılaşıyor ve onunla arasında sert bir tartışma yaşanıyor. Bunun üzerine dönüyor ve bu istifa mektubunu kalem alıp yayınlıyor. Yani bu imla yanlışlarıyla dolu istifa mektubunda. Şimdi yandaş medyanın sefaletini dün görmeliydiniz. Ben buradan sesleniyorum. Ey NTV'den haber aldığını zanneden sevgili yurttaşlarımız. Ey CNN Türk ya da CNN Türk yazıyorlar ya onlar. CNN Türk'ten haber aldığını düşünen sevgili yurttaşlarımıza sesleniyorum buradan. Bu kanalları hala izliyor olmanız, o kanallardan haber alabileceğini sanmanız, sizin saf olmaktan öte bir konuma düşürüldüğünüz anlamına geliyor. Sizin aklınızla oynuyorlar. 25 saati geçti. Hala bir bakan istifa etti mi etmedi mi? Bu memlekette bir açıklama yok. AKP'nin, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin, iktidar partisinin MYK'sı toplanıyor. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı aynı zamanda AKP'nin genel başkanı. Ömer Çelik parti sözcüsü olarak çıkıyor ve Azerbaycan'dan neredeyse Madagaskar'a kadar her konuda konuşuyor. Ama bakanın istifasına dair tek bir satır yok. Böyle bir şey olabilir mi ya? Bir muhabir soruyor kendisine, bu Cumhurbaşkanımızın takdirdir. Görev vermek de istifayı kabul etmek de onundur. Kendisi takdir ederse bir açıklama yapacaktır diyor. Neredeyse Cumhurbaşkanı'nın izni olmadan bu ülkede bazı çevreler nefes alamayacak. Fakat ülke boğuluyor, farkında değiller. Ülke boğuluyor. Hocam benim bu ilk etapta söyleyeceklerim bunlar. Tartışma derin. Yani dolara ve euroya yani dövize bakmadığını söyleyen Sayın Berat Albayrak hakikaten çok tutarlıymış. Bakmadı, bakmayarak gitti. Evet. Ama ülke battı bu arada. Ali Babacan'ın dediği doğrudur. Bir iflas var. Derin bir iflas var. 70 sente bile, yani bırakın 70 sente, 7 sente muhtaç hale gelmiş durumda ülke. Eksi de. Merkez Bankası'nın döviz rezervleri eksi de. Fiilen bir şirket söz konusuysa bu iflas halidir. Kocaman, dev bir cumhuriyeti, 100 yıllık bir cumhuriyeti bir iflasın eşiğine getirdiler ve bıraktılar. Tablo budur. Ben Sayın Albayrak'ın istifasını, ekonomideki kötü gidiş, kötü gidişin yanı sıra Biden'ın seçilmiş olması gibi etkenlere de bağlıyorum. Çok yakın temasının olduğu Kushner, yani Trump'ın damadı, kayınpederiyle beraber iktidardan düşüyor çünkü. Ve Halk Bankası ve Rıza Sarraf davası Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump'ın müdahaleleriyle yürüyor ve hem Sayın Erdoğan hem AKP hükümetinin aleyhine sonuçlanmıyordu bir şekilde. Bunun AKP iktidarının aleyhine bir seyir izleyebileceğine dair bir değerlendirme de Sayın Albayrak'ın istifasının nedenleri arasında diye düşünülebilir. Nitekim böyle yapılan değerlendirmeler var. Buyurun hocam. Ben mektup hakkında bir iki şey daha söyleyeceğim. Evet, şimdi istifa mektubu için genellikle imlası bozuk deniyor. İmlası bozuk. Kesinlikle imlası bozuk. Anlamı da bozuk. Anlamı da bozuk. Tabii. Yani dil bilgisi de bozuk. En basit eleştiri şöyle. Devam edememe kararı aldım diyor. Karar almak bir iradi tasarruftur. Ama hocam bir bence iradi, durumu yansıtıyor. Ne dersiniz? Evet. İşte onu söyleyeceğim şimdi. Edememe ise irade dışı bir şeydir. Yani ben etmek istiyorum ama edemiyorum. Gelememe durumum var. Yani bir randevuya benim gelememe durumum var dediğinizde, yani bir takım engeller var sizin iradenizin dışında. Ben gelememe kararı aldım diyemezsiniz. Gelmeme kararı aldım diyebilirsiniz veya gelemiyorum dersiniz. Şimdi orada
Yorumlar ilginç. Ben buna dil bilgisi hatası ama hocam, dedim. Hocam istifa da edemiyor ya. Evet değil damat diyorlar. Edemiyor değil. Ki. İstifa değil, bile değil. Edemiyor. Evet değil. Dediler ki bakanlığına, yani maliye, iki bakanlığa birden, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na devam edemiyor. Edemiyor. Edemediğinin kendisine bildirilmesi durumunda bu kararı aldı. Yani benim oraya devam edemeyeceğimi edememe durumumu bana diye tebliğ ettiler. Ben gördüm. Yani aslında şahsım devleti onu oradan attı. O da onun için öyle edememe kararı aldım diye bilinçaltını yansıtıyor dediler ve bir espri. Şimdi bir başka espri daha var. Onu da ben yapayım. Hani ben dolara bakmıyorum dedi ya. Evet. Dolar da buna küsmüş. Bu da dolar da buna bakıyormuş. Ortak belli oldu. Gidince çünkü birdenbire düştü. Yani öyle bir evet, öyle hocam. Bir durum var. Şimdi bu tabii büyük bir felaket. Yani böyle bir gayri ciddi iş olmaz. Ama ben başka bir noktaya işaret edeceğim. Onu siz söylediniz. Benden önce söylediniz. Amerika'daki seçimlerin getirdiği sonuçlardan biri Halk Bankası davasının yeniden gündeme geleceği ve iktidarın, şu anda iktidarda olan AKP'yi, Erdoğan iktidarını biraz sıkıştıracağı biçiminde bir takım beklentiler, bir takım öngörüler var. Oradan dolayı da biraz ilişkiler böyle limoni bir renk almış olabilir. Ama zaten çok hiç şık olmayan bir şeydi. Yani şahsım devleti diyor baştaki. Sonra da damadını bütün her şeyin başına atıyor ve bütün işlerde karma karışık oluyor. Şimdi Naci Ağbal önemli bir adam. Yanlış bir siyasal tercih yapmış bence. Yani AKP'de olmakla. Fakat onun eski kariyerine baktığınızda nereden geldiğini şunu görüyorsunuz. Maliye Bakanlığı Müsteşarı. Yani bürokrat olarak Maliye Bakanlığı Müsteşarlığı, her kim sizi oraya atarsa atasın, bürokrasiden atadığı için. Gerçi müsteşarlık falan kalktı, onu bakan yardımcısı yaptılar ama olsun. Bir insanın bir bakanlıkta müsteşar olması için o bakanlığın girdisini çıktısını, her bir şeyini çok iyi bilmesi ve kademeleri tek tek genellikle aşması gerekir. Veya o kademelerin hepsinin üstünde bir konuma sahip olan bir bilgi birikimini falan getirmesi gerekir. Dolayısıyla Ağbal bu konuda ne diyorsa 3 aşağı 5 yukarı doğrudur. Ve eğer sizin dediğiniz gibi Cumhurbaşkanı'na bu damadın ekonomiyi ve hazineyi perişan ettiği ve değiştirilmesi gerektiği konusunda, ekonominin battığı konusunda bir briefing vermişse, ki inşallah vermiştir, inşallah şahsın devletinin sahibi de onu anlamıştır, o zaman bu yapılan iş belki Türkiye'deki ekonominin evet, biraz düzelmesine yol açabilir diye umut ediyorum. Haklısınız hocam. Yani bize gelen bilgiler bu yönde. Diğer taraftan bugün Murat Taylan da ana haber bülteninde işaret etti. Bazı şeyler var. Yani kabul edilebilir gibi değil. Şimdi diyor ki Türkiye tarihinde belki de en kritik dönemlerden biri sayılacak bu 5 yıllık süre zarfında ülkeme ve ümmete hizmet etmeyi bana nasip eden Rabbimize sonsuz hamdolsun. Ya ümmete ne demek? Hadi Müslümanlara demek. Demek ki yani biz Türkiye'de millete hizmet etmediğini biliyorduk zaten, hizmet etmediğini. Yani milletin hali perişan. Şimdi bu yaklaşıma göre demek ki Suudilere, Afganistan'a, Pakistan'a filan, Körfez Emirliklerine filan hizmet ediyormuş. Ümmete hizmet. Yani bu bir cumhuriyet hükümetinin, bir cumhuriyet yönetiminin terminolojisi olamaz. Bu ancak bir Müslümanın özel hayatında söyleyebileceği bir şeydir. Biz Sayın Berat Albayrak'a ümmete hizmet etsin diye bu ülke Maliye Bakanlığı'na getirmedi. Cumhurbaşkanı da getirmemelidir. Her şeyden önce bu millete karşı sorumludur. Millet kavramını kullanmamış. En önemli yanlarından biri bu. Bir tanesini işaret ettiniz, çok doğru. Edememe, tuhaf. Edemiyor zaten. Yani devam edememe kararı istifa edememeye dönmüş durumda. Ne zaman edeceği belli değil. Çok doğru. Enerjide olduğu gibi ekonomide de ektiğimiz tohumlar çok uzak olmayan bir gelecekte koca koca çınarlara dönüşecek ve ülkemizi tam bağımsızlık hedefine ulaştıracak demiş.
Ya şaka gibi. Gerçekten evet, şaka gibi. Evet. Ülkeyi göbeğinden bağımlı hale getirip bu ülkeyi Londra bankerlerinin kapısında kapı kapı dolaşıp borç dilenen bir duruma düşürüp sonra da tam bağımsızlıktan söz etmek herhalde bu iktidarın başından beri izlediği taktiklerden biri olsa gerek. Yaptıkları işin yedikleri nanenin tam tersini söylüyorlar. Tam tersini. Ülke batıyor mu? Şahlanıyor diyorlar. Boğuluyor musunuz? 100 metreyi 2 saniyede yüzdük diyorlar. Yani uçurumdan aşağı mı gidiyorsunuz? Ekonomi uçuyor diyorlar. Bir uçuş var da uçurumdan aşağı bir uçuşu semaya doğru, ufka doğru uçuş olarak değerlendiriyorlar. Genellikle bu dili kullandılar. Çok tuhaf. Şimdi Allah bizleri sırat-ı mustakimden ayırmasın, doğru yoldan ayırmasın. Yani cennete, Tanrı'ya giden, Allah'a giden doğru yoldan ayırmasın demiş. İnşallah diyelim. İnşallah ayırmaz. Sonumuzu hayır eylesin demiş. Yani sonumuzu çok iyi görmüyor Berat Bey. Öyle anlaşılıyor. Sonumuzu çok az görmüyor. Bir de at izinin it izine karıştığı hak ve batılı ayırt etmenin zorlaştığı bir dönemden söz ediyor. Ben merak ediyorum. Kim at, kim it? Şimdi at izinin it izine karıştığı durumlar aynı sahada, aynı alanda, çok yakınımızda, burnumuzun dibindeki insan ve güçlerle olur. Yani dost ve düşmanın iç içe olduğu durumlar için söylenir bu söz. Hak ve batıl da öyle. Demek ki hak ve batılı artık ayırt edemez hale gelmişler. Yani ülkenin geldiği durum vahim aslında. Bu durumda çok ağır bir biçimde Berat Albayrak hükümeti, çevresini, kendisini engellediğini düşünen diğer insanları çok ağır bir şekilde suçlayarak da istifa etmiş oldu. At izi it izine karıştı. Hakla batıl birbirinden ayrılamaz hale geldi diyor. Şimdi bunlar vahim hocam, ne diyorsunuz? Şimdi bu çok tam ben bunlar üzerinde duracaktım. Çok iyi oldu sizin böyle bağlamanız. Bence orada çok dikkatle seçilmiş iki tane özdeyiş var. Bu iki özdeyiş iki düşünce sistemine, iki gerçi atizi tizini de yine yanlış yazmış hocam ama olsun. Evet, ona değinmeyeceğim zaten. Atizinin iti izine karıştı. Evet, demiş. İyice her şeyi mahvetmiş ama şunu yapmak istiyor bence. Bugünkü iktidar bugünkü niteliğiyle herkesi aldatarak demokrat oldum işte bilmem üstümdeki milli görüş gömleğini çıkardım, milliyetçiliği reddediyorum filan laflarının tam tersine iki temel ideoloji, iki hatta sert temel ideoloji üzerine götürmeye çalışıyor seçimlere kadar kendisini. Birisi sert milliyetçilik, yani ırkçı milliyetçilik, öbürü sert mezhepçi dincilik, bayağı dincilik, yani dindarlık filan değil. Şimdi at izi it izine karıştı lafı milliyetçi ideolojideki insanların isyanını belirtir. At izi it izine karıştı lafı odur. Onlar kullanır bunu ve MHP'nin yani iktidara koltuk değneği olan partinin sloganıdır. Hak ve batıl ise tam anlamıyla bir mezhebe dayalı dinciliğin bir ifadesidir. Zaten sırat-ı müstakim filan lafları da o. Yani aslında diyor ki ayrılırken, yani ben diyor hem ırkçı milliyetçiliğin hem de mezhepçi dinciliğin temsilcisi olarak burada iş yaptım. Bana yeterince destek vermediniz. İşte onun için ben de gidiyorum. Veya beni yolladınız diyor. Yani orada bence her iki ideolojiye ve her iki ideolojinin sahibi olan MHP'ye ve AKP'ye, belki sayın kayınpederi olan şahsın devletinin sahibine de, bunların tabii kullanıcısı olarak veya bunları iktidarda kullanan biri olarak, evet, ben orada böyle bir ideolojik sistem. Şunu gördüm bir de, şimdi Türkiye tarihinde belki de burada deidayı ayırmamış birbirinden çünkü anlam değişiyor. Belki de dediğiniz zaman D'yi ayrı yazmak durumundasınız Sayın Berat Albayrak. Yani bir danışmanınız da mı yok Türkçeyi iyi bilen? Yani bir hani bir asker mektubunda eski deyimle bütün askerleri tenzih ederim. Hani olabilecek bir imla yanlışı belki ama.
Yani bir bakan istifa mektubunda bu olmamalı. Belki de en kritik, Türkiye tarihinin en kritik dönemlerinden biri sayılacak bu 5 yıllık süre zarfında demiş. Doğru, doğru, doğru. En kritik bu 5 yılda 100 yıllık cumhuriyeti batırma başarısına ulaşmış durumdalar. Doğru. Kritik bir 5 yıl bu. Kritik bir 5 yıl. Bu 5 yıla baktığımız zaman harcamaların nereye yapıldığını değerli seyirciler çok iyi göreceksiniz. Dolar ve Euro'nun patlaması Türkiye'de 5 müteahhitin ceplerini doldurdu. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu bugün soruyor. Merak ediyorum diyor. Aile şirketi tarafından mı yönetiliyor Türkiye? Türkiye bir aile şirketi mi? Bu şirketin sahibi Erdoğan ailesi mi? Şimdi bu üç soruda, Sayın Kılıçdaroğlu'nun sorduğu bu üç sorunun da cevabı ortadadır. Bu kritik bir işin. Şimdi Türk parası dünyanın her yerinde, bütün paralar karşısında, Suriye lirası karşısında bile değer kaybetmişse, dolarla borçlanmış, geçiş garantili verilmiş köprüler, özelleştirme yağmasından dağıtılmış elektrik şirketleri, Türkiye Elektrik Kurumları'nın, TEDAŞ'ın, İDAŞ'ın vesaire birimleri, Türk mahkemelerinin yetkili olmadığı, Londra mahkemelerinin yetkili olarak tanındığı, bak bak bak, bakar mısınız ya, Londra mahkemeleri yetkili. Ondan sonra da kalkıyor, burada Yeni Şafak'ta İbrahim Karagül, İstanbul sokaklarına ABD askerlerimi çağıracaksınız diyor. Sayın Karagül, yani sizin ülke sosyolojisine, siyasetine hakim olmadığınızı biliyorduk ama bu kadar bilgisiz olacağını tahmin etmiyorduk hiçbir biçimde. Ve kendi tarihinizi bu kadar çarpıtacağınızı da tahmin etmiyorduk. Londra mahkemelerini yetkili olarak tanımış bir iktidardan söz ediyoruz. Kapitülasyondur bu. Osmanlı'yı batıran kapitülasyondur bu. Balta Limanı Anlaşması'nda ne verildiyse onlar verilmektedir. 1838'de. Ne verildiyse, ne yapıldıysa onlar yapılmaktadır. Şimdi Sayın İbrahim Karagül demiş ki Yeni Şafak'taki yazısında, gazetenin de yayın yönetmeni galiba, elinizden gelse Türkiye'yi Amerika Birleşik Devletleri'ne bağlayacaksınız. Amerika Birleşik Devletleri'ne rehin vereceksiniz. Anadolu topraklarına ABD'li sömürge valileri isteyeceksiniz. ABD ordusunu İstanbul sokaklarına çağıracaksınız. Türkiye semalarında ABD uçakları uçsun isteyeceksiniz. Yahu bu ülkede 2003'te hocam 1 Mart tezkeresini kim getirmek istedi Türkiye'de? 2004'te? Evet, tabii, Adalet evet. Ve Kalkınma Partisi. Türkiye'ye 80 bin Amerikan askerini siz sokmaya çalıştınız. Bir dakika, bunu hatırlatalım. Getirmek istedi ama işte onu söyleyeceğim. Buna kim direndi peki? Kim direndi buna? Cumhuriyet Halk Partisi, bu ülkenin yurtseverleri, solcuları, devrimcileri ve AKP'deki vatansever bazı milletvekilleri direndi. O yüzden götüremediniz. Peki ya rahibi İskender... kim verdi? Efendim hocam? Rahibi kim? Efendim? Rahibi de herhalde CHP verdi. Evet. Rahibi. Trump'ın evet. istediği rahibi. Evet. Kim verdi? Rahip Brunson'u da herhalde Kemal Kılıçdaroğlu göndermiş olmalı. Ya da İzmir Eşrefpaşa muhtarı. Eşrefpaşa mahallesi muhtarı gönderdi o zaman. Hiç kimse göndermediyse. Amerikan askerlerini bu ülkeye sokan sizsiniz. Türkiye'yi küçük Amerika yapacağız diyen Menderes'tir. Onun soyundan, onun kumaşından geliyorsunuz. NATO'ya sokan, Türkiye'nin her köşesine Amerikan üsleri açan sizsiniz. Yalana bak ya. Ya ben bu kadar utanmazca, bu kadar ikiyüzlüce bir propaganda yapıldığına hayatım boyunca tanık olmadım. Hem Amerikan askerlerini getireceksiniz Müslüman bir ülkeyi işgal etsin diye. 4,5 milyon Müslümanın kanı aktı Irak'ta. Türkiye direnecek, meclis direnecek, 1 Mart tezkeresi geçmeyecek. Ondan sonra da bu 1 Mart tezkeresini bu askerler geçirmedi diye askerlerin isimlerini vereceksiniz Amerikan Büyükelçiliği'ndeki briefingde. Onlar da Ergenekon davasından, Balyoz davasından tutuklanacak değil mi? Bu tezgahın içinde olacaksınız. Bak bak bak, anti Amerikancılığa bak. Yapma ya.
Yani gözlerim yaşaracak. Keşke Yunan kazansaydı diyen bir mahalleye mensupsunuz. Bunu unutmayın. Bunu unutmayın. Bize milliyetçilik, vatanseverlik falan taslamaya kalkmayın. Bu olay da böyle. Şimdi... Buyurun hocam. Evet. Şimdi bir defa AKP'nin bir Amerikan projesi olduğunu bir arkadaşım bir kitabında yazmıştı. Kitabın adı öyledir. Neydi o kitap, bir hatırlatır mısınız? Benim bir kitabım hocam. Zaten zannediyorum 15. baskısını yaptı. Sayın İbrahim Karagül'e de onu şiddetle öneririm. Beyaz Saray'a daha başbakan olmadan, parti başkanı bile olmadan, kırmızı halıyla oval ofiste kabul edilen, bu ülkede başka hiçbir lider yok Sayın Erdoğan dışında. O yüzden bu palavrayı bırakın lütfen. Benim bir ABD projesi olarak AKP kitabımı okursanız, Sayın Karagül, Sayın Yeni Şafak gazetesi yazarı, genel yayın yönetmeni, AKP'nin nasıl kurulduğu ve iktidara taşındığını görürsünüz. Durum şu, Biden kazandı ve biz sevindik filan. Aman kazandık, bak muhalefetle işbirliği yapacak filan diye. İktidarla işbirliği yapmış, sizi iktidara taşımış. Ona kimse güvenmiyor, merak etmeyin. Bizim hayatımız Amerikan emperyalizmiyle mücadele içinde geçmiş. Palavra yok. Bu ülkenin tarihinde siz 6. filoya kıble diye dönüp namaz kılanların geleneğinden geliyorsunuz. Biz tam bağımsız Türkiye kahrolsun Amerikan emperyalizmi diye sokaklarda anti-emperyalist mücadeleyi sürdüren bir gelenekten geliyoruz. Kanlı Pazar 16 Şubat 1969'u hiç unutmadık. Bakın Mehmet Şevket Eygi, her birinizin cenaze namazında saf tuttuğu sizin aliminiz. Biz o zamanlar Amerikan nüfuzu altındaydık. İslam'da hile-i şerriye kaidesi vardır, ilkesi vardır. Ona göre davrandık. Komünistlere karşı, o komünistler dediğinin önemli bir bölümü Kemalistlerdir aslında. Türkiye'de komünizme karşı mücadele adı altında genel olarak Kemalizmle ve Cumhuriyet'in kazanımlarıyla mücadele edilmiştir. Komünistlere karşı Amerikan nüfuzu altındaydık, onlara çalıştık diye itiraf etti. Tarihini vereyim, 28 Şubat 2008 Milli Gazete. Köşe yazısıdır. Buyurun okuyun. Buyurun hocam, kusura bakmayın lafınızın arasına girdim. Estağfurullah. Şimdi değerli izleyicilere iki şeyi hatırlatmak istiyorum. Bu çok önemli. Biri demin araya karıştı, belki unutulmuştur. Amerika'nın üzerinden girmek üzere hazırlık yapması ve Türkiye'den bir hükümet tezkeresiyle buna destek verilmesi mecliste konuşulurken AKP bütün hatlarıyla ve bütün büyük liderleriyle bu tezkereyi destekledi. Fakat CHP bu tezkereye karşı çıkınca 3-2 çoğunluk bulunamadığı için kabul edilmedi. Önce kabul edildi, tezkere çoğunlukla kabul edildi. Salt çoğunlukla AKP oylarıyla tezkere aslında salt çoğunlukla kabul edildi. Ama bu bir savaş. Çok oy aldı diyelim. Kabul edilmedi de fazla oy aldı. İşte öyle dendi. Kabul edildi diye haber bile çıktı. Sonra baktılar ki ya bu bir savaş meselesi. Meclisin 3-2 çoğunlukla 2/3 yani çoğunlukla karar vermesi lazım. O sayıya ulaşamadığı için kabul edilmemiş sayıldı. Reddedilmiş sayılmadı. Kabul edilmemiş sayıldı. Yani şimdi dolayısıyla AKP'nin bir defa daha ilk iktidara geldiğinde selamun aleyküm böyle bir emperyalistlere güç olma, sınırlarını açma olayı var. Bu bir. İki, o ben hala hazmedebilmiş değilim Trump'ın mektubunu. Ya neler söylüyor adam? Yani senin işlerini diyor ben hallediyorum burada diyor. Şunu diyor, bunu akıllı ol diyor filan ve Türkiye'den çıt yok, mekrubu çöpe attılar filan gibi böyle bir takım gayri ciddi insanlardan gayri ciddi açıklamalar, ne büyükelçiler devrede, ne bir nota veriliyor, ne mektubun resmi kanallarla reddedilmesi veya iade edilmesi söz konusu filan derken, sadece tabii Trump'a da değil, Merkel'e de aynı şey. Bir Türk kökenli Alman gazeteciyi Merkel istedi diye hem de mahkeme daha birkaç gün önce tutukluluk haline karar vermişken derhal alelacele birkaç gün içinde karar değişiyor, tahliye ediliyor. Almanya'nın yolladığı uçak havaalanında beklerken
uçağa binip gidiyor. Güvenmiyorlar çünkü ne olursa olsun. Derken rahip meselesi. Bu can bu tende durdukça ben bu rahibi vermem diyen şahsım, devletinin şahsı ondan sonra rahibi yolladı gitti. Bir de büyük bir Amerika'da büyük olay oldu. Yani o rahip Trump evet, tarafından hocam. Kabul edildi, onu tasdik etti, şunu yaptı, bunu yaptı filan, bir şeyler yaptı falan. Yani bu ayıptır bu yaptığınız ya. Yani kendi yaptığınız bütün hataları karşı tarafa yüklüyorsunuz. Aynen depreme hazırsızlık gibi, Amerika'nın bilmem egemenliğine girmek gibi, yargıyı mahvetmek gibi. Aynen öyle hocam. Şimdi vakit kalmadı. Vakit kalsaydı epeyce konuşmak mümkündü. Ben bir sözle bu bahsi kapatayım. Sayın Kılıçdaroğlu bugün çok esaslı bir değerlendirme yaptı. Dedi ki, veziri vererek şahı kurtaramazsınız. Yani Berat Albayrak'ın istifası bir vezirin feda edilmesidir ama bunun asıl sorumlusu olan bir tane asıl sorumlusu şahtır dedi. Yani AKP Genel Başkanı Sayın Erdoğan. Bu laf bence çok doğru durumu özetliyor ve Sayın Kılıçdaroğlu bizim 18 dakika programlarında kullandığımız kavramı, benim bazı yazılarda da kullandığım kavramı sık sık kullanmaya başladı. Devlet krizidir dedi bu. Bu da önemli bir saptama, bir devlet krizi. Bu doğru. Vaktimiz olsaydı dün pazar günü yayınlanan Yılmaz Özdil'in, değerli gazeteci dostumuz, kardeşimiz Yılmaz Özdil'in 1939 Erzincan depremine ilişkin şahane yazısını kısaca özetleyecektim. Bazı fotoğraflar ekrana getirecektik. Vakit kalmadı. Bütün seyircilerimizden Yılmaz Özdil'in dün Sözcü Gazetesi'nde yayınlanan yazısını mutlaka okumasını isterim. Nasıl bu ülkenin tarihine, nasıl bu ülkenin dokusuna, toplumuna, nasıl bu ülkenin ruhuna hakaret edildiğini, nasıl bu toplumun yanlış bir biçimde en yetkili ağızlar tarafından bilgilendirildiğini, nasıl Cumhuriyet'e karşı bitmez bir kinle, Cumhuriyet'in kurumlarına karşı bitmez bir kinle saldırıldığını görmek açısından çok evet. Önemli olduğunu düşünüyorum o yazıyı. Bitirirken ben de bu Amerika hakkında bir cümle söyleyeyim. Onu maalesef yarın Atatürk'ün ölüm yıl dönümü olduğu için Cumhuriyet'teki yazıyı Perşembe'ye erteledim. Yarına yazacaktım ama 10 Kasım'da Atatürk'ü yazmak istedim. Çok basit iki cümle. Bir, Trump'ın gitmesi ve Biden'ın gelmesi Amerikan demokrasisi ve Amerikan halkı, Amerikan seçmenleri için iyi bir adımdır. İki, Amerika'nın dış dünyadaki, bütün dünyadaki emperyalizmi için hiçbir şey değişmeyeceği gibi muhtemelen bazı şeyler, emperyalizmin lideri olarak Amerika'nın yapacağı bazı şeyler dünyayı daha çok belki karıştıracak ve Türkiye'nin de daha zor durumlarla karşı kalmasına sebep olacaktır. Hoşça kalın değerli seyirciler.